Arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar. Bir Merkez Bankası Para Kurulu gününe daha hoş geldiniz. Evet, sorular kafada deli. Tabii aslında şu anda ilk defa herhalde son 2 seneden beri ilk defa şöyle bir şey oluyor farkındaysanız. İnsanlar dolardan çok altın ve gümüşü merak ediyorlar. Yani şu anda mesela hiç dolar konuşmuyoruz. Dün canlı yayın vardı. Yaklaşık 1,5 saate yakın süren %80'i altın ve gümüş üzerineydi. Hani zamanında çok fazla eleştiri alıyorduk. Ya kardeşim hep dolar konuşuyorsunuz. Çünkü o sıra gündem dolardaydı. İnsanların yara aldığı yer dolardı. İnsanlar da yara aldığı için bir şekilde o insanlara ne yapabiliriz? Ne gibi bir şeyler onları bekliyor? Bu süreci anlatmaya çalışıyorduk. Altın ve gümüşte de son bir aydan beri tüm algının tam tersine bambaşka şeyler söylüyorduk. Ve ne yazık ki, yani ne yazık ki diyorum, hani genelde insanlar biliyorsunuz seviniyorlar işte, aa bak ben demiştim işte falan diye, ama hani hep söylüyorum ya, bizim amacımız öyle bir kaşarlık yapmak değil. Sadece şu anda gümüşte altında pozisyon olanlar ne yapabilir? Almak için bekleyenler ne yapabilir? Onlara bakıyoruz. Dünkü canlı yayını izlemediyseniz izleyin. Bir sürü şey var. Ama daha kısaltılmışını söylemeye çalışacağız. Şimdi tabii bugün dolar-TL geldiğimiz nokta 7,71-7,72'ler. Merkez Bankası kararı faiz arttıracak mı, arttırmayacak mı? Valla arkadaşlar, Merkez Bankası'nın faiz arttırmak istemediğini herkes biliyor. Hani bunu şey yapmaya, konuşmaya bile gerek yok. Ama öyle bir noktaya geldik ki artık piyasa, yani 2 ay önce bir şey söylemiştim. Demiştim ki piyasa Merkez Bankası'nı zorlayacak faiz arttırımına. Mecbur bırakacak. Çünkü her faiz arttırmadığında da dolar TL yukarı gidecek ve bir yerde arttırmak zorunda kalacak. Şimdi 7,71-7,72 bizim ilk hedefimiz 7,85'lerdi. Kulbun filemanın çanak bölümü 7,65'ti. Kulbun hedefi 7,85'ti. 7,72'lerde duruyoruz. Şimdi son zamanlarda da çok hızlı çıktığı için bir ufak bir düzeltme gelme olasılığı da çok yüksek, bahsedeceğiz. Şimdi hepsine tek tek değineceğiz ama özellikle bazı kardeşlerimiz var, sistem ediyorlar. İşte abi işte borsa, işte hisse senedi, işte ne bileyim ben DAX trade edenler, DOW trade edenler. Arkadaşlar yani siz de haklısınız çünkü ben yeteri kadar tanıtmıyorum. Benim hatam aslında. Şimdi burada biliyorsunuz zamanında beforethenews.com diye kendi sitemizi kurduk. Yani profesyonel trade eden insanlar için ve eğitim almak isteyen insanlar için. Hem eğitim aldıkları, her sabah 15'er dakikalık workshop aldıkları ve her sabah özel işte Dow'u, DAX'ı, S&P'si, petrolü, Euro doları, sterlin doları, VIOP, hisse senedi analizleri var. Şimdi biz bunları burada YouTube'da vermeye kalkarsak bu sefer buradaki insanlara haksızlık olur. O yüzden ilk zamanlarda da söylediğim gibi aslında burada ilk başta biliyorsunuz ben YouTube'u bırakıyordum. Çünkü çok yorulmuştum. Sosyal medya hakikaten insanı yoruyor. Bir de insanlar sizi desteklemeyince, yani işte mesela videoları 15 bin kişi izliyor, 500 kişi beğeniyor. İnsanın ağrına gidiyor. Biz sonuçta bu işi para kazanmak için yapmıyoruz. YouTube'dan bize gelen para 150-200 dolar. Yani bir asgari ücret bile değil. Ama burada önemli olan o maneviyat. Demiştik ki yani burada güzel insanlar da var. Bu insanları yalnız bırakmayacağız demiştik. Ve onlar için devam ediyor. Ne demiştik? O zaman ekonomiyi değerlendireceğiz rakamlarla. Dolar, altın, bazen de borsa karıştığı zaman borsaya müdahale ediyoruz. Onun haricinde bütün analizler eğitim gruplarında oluyor. Yani amaç şu, profesyonel trade edenler eğitim gruplarında bu işi genel kültür olarak veya işte sadece dolar ve altında yatırım yapanlar için de hani YouTube'dan izlemeleri yeterli oluyor. Yani insanları yalnız bırakmamak için bunu yaptık. Şimdi dolar TL'ye geldiğiniz zaman ne dedik? Dedik ki ya kısa vadede tabii şurada 7,50'den başlayan açı bakın ne kadar dik, 7,71'e doğru. Şimdi haftalık bakıyorsunuz bir kere zaten ürkütücü, üstü boş. Yani bizim buradaki fincan kulp hedeflerine doğru hala orta vadede yolu var.
Günlük baktığınız zaman ise kısa vadede çok hızlı çıktığı için 7.50'den 7.72'ye soluksuz. Şurada seans içi grafiklerde 7.67, 7.64'ler buralara doğru kısa vadeli düzeltmeler olabilir önümüzdeki günlerde. Yani işte ilk 7.67 önemli destek, ikinci önemli destek 7.64, üçüncü önemli destek 7.62'ler. Yani buralara kadar düzeltme geldiğinde panik olmayın. Yukarı doğru hamlede 7.71-83 bugün önemli olacak. Bakalım bunun üstüne gidebilecek mi? Merkez Bankası'nın ben gene söylüyorum faiz arttıracağını zannetmiyorum. Dolayısıyla hani dalgalanma sanki bu aralıkta 7.67, 7.65, 7.64, 7.71-83'ü kırarsa şurada 7.75'lere doğru bir hareket gene hızlanabilir. Bunu görmek lazım 7.71-80'in üzerinde. Ama sonuç itibariyle dolar TL'deki olumlu trend hala devam ediyor. Ve bunun bozuldu dememiz için 20 günlük ortalamanın altına inmiş olması gerekiyor. Yani buradaki dava şu: trene zamanında binenler şu anda keyifli keyifli oturuyor. Şu anda bu giden treni atlamaya çalışanlar da ne yazık ki biraz panik halinde. İşte ne yapayım, alayım mı? Tamam, mesela 7.70'den aldın ama bir düzeltme geldiğinde 7.60'a 7.50'ye, o zaman da panik olmaman gerekiyor. İşte bütün bunları yapmanız için birazcık kendinizi doldurmanız gerekiyor. Yani biraz teknik analiz bilgisi, işte ortalamalar, aşırı alımlar, aşırı satımlar, piyasa konjonktürü. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Şimdi mesela düzeltme olabilir diyoruz ama şimdi bir anda ortalık karıştı Yunanistan'la ilgili. Bir anda ters bir haber geldi. Bu sefer ne olacak? 7.80'e doğru hızlanacağız. O düzeltme gelmeyecek. Ama şu anda baktınız ortalık bir sakinledi. 7.60'lara doğru bir hareket gayet normal. Ama dünyanın geçtiği ortama bakıyorsunuz. Dünya da şu anda afallamış durumda. Bütün borsalar düşüyor, altın gümüş düşüyor, dolar endeksleri yükseliyor. Şimdi ona bakacağız. İşte bugün televizyonda bakıyorum. Şimdi televizyona çıkıp böyle 2 saat 3 saat devamlı konuşan bir grup var ya, hani bu Türkiye'nin meşhur kanalında. Anlatıyorlar. Ne anlattıklarını da anlamıyorlar. Hani son bir aydan beri herkes diyor ki işte mesela altın çıkacak. Evet, bu ekonomik göstergelerde altının çıkması lazım falan filan. Şimdi altın düşüyor ya, diyor ki Allah Allah diyor. Ya işte ama diyor VIX korku endeksinden zaten bu belliydi falan. Gene dönüyor. Ya bir kere de bir bilin ya. Bir kere de bir şeyi bir bilin. Veya bilmiyorsanız da ahkam kesmeyin. Yani şey çok kötü. Benim şeyde bir problemim yok. Hani bir insan bilemeyebilir. Problem değil. Bakın biz bile mesela doğru bildiğimiz zamanlar bile artistlik yapmıyoruz. Ama bunlar 2 gün önce altın çıkacak diyen adam bugün altın düşüyor Allah Allah falan, işte arkasına senaryolar çiziyor. 2 gün önce ne diyordun? 2 gün sonra ne diyorsun? Zaten Türkiye'deki problem bu. Türkiye'deki küçük yatırımcının para kaybetme sebebi bu. Size öyle bir işte, bakın Citigroup bilmem ne yayınladı. İşte bilmem ne ünlü işte ekonomist altın alın dedi. Şimdi size bunları gösterdikleri zaman ne yapıyorsunuz? Siz de amatör bir insansınız. Ulan diyorsun, dur diyorsun, bak çok yaşlı bir amca altın alın diyormuş. Biz de altına, çok ünlü bir tradermiş. İşte Citigroup öyle bir JP Morgan doları sattı. Ya arkadaşlar işte bunlar var ya, bakın bunlar aslında yasak, biliyor musunuz? Hani diyorlar ya YouTube'da insanları yönlendiren, tamam, bunlar niye yönlendiriyor peki? Şimdi bizimki, şimdi biz bu kadar etik değerlere sahip çıkıyoruz. Peki JP Morgan'ın, Citi'nin, işte bu yaşlı amcanın veya bu yaşlı amcanın analizlerini televizyonlarda, YouTube'larda paylaşanların hiç mi günah yok? Arkadaşlar diyorum ya, balık baştan kokuyor ama son dönemlerde YouTube'un da bu kadar aslında gelişmekte olma sebebi bu. Bakın insanlar hep artık YouTube'dan haber alıyor. İşte siyaseti, ekonomiyi, işte bir sürü şeyi YouTube'dan öğreniyor. Tabii bunun yanında bu YouTube'u bir YouTuber'lık yaparak insanlara zarar veren de çok. Onlar da bir hani böyle işte abonem var, aa bak işte benim kanalım öyle. İşte ben kanalımda neyi pazarlasam, Forex firmasını mı pazarlasam, Bitcoin mi pazarlasam. İşte geçen gün bir tanesini görüyorum, işte yatırımcıları çok koruyorum ayağına böyle bir çocuk. İşte bir bakıyorum adam işte Bitcoin'le bir Bitcoin platformunu pazarlatıyor. Yani
Herkes bir yol tutturmuş. Allah'a şükürler olsun. Hep söylüyoruz, ekmeğimizi kazanıyoruz. Piyasayla boğuşuyoruz. Kimseyi zehirlemek gibi amacımız yok. YouTube'da tek yaptığımız ekstra şey 2 seneden beri insanlardan gelen yoğun istek üzerine eğitim vermek. O eğitimlere de zaten verdiğimiz ücret belli. 20 seneyi, geceli gündüzlü 40 seneyi kimse o fiyata vermez. O tecrübeyi paylaşmaz. O sistemleri anlatmaz. O yüzden bizi tek memnun eden şey sizlerin güzel sözleri, güzel yorumları, telefonlarımıza gelen, e-maillerimize gelen Allah razı olsun kelimeleri. Bunlar bizi mutlu ediyor. Her şey para değil diyoruz hep. Maneviyat çok ama çok daha önemli. Ulan nereden girdik? Ya sohbet de ediyoruz çünkü insanlar şöyle bir şey. Mesela sabahleyin adam arabada gidiyor veya işte ne bileyim adam ailesiyle bizi izliyor. Yani altın dolar böyle hadi görüşürüz. Yani şimdi abi biz de insanız. Bir şeyler insanlar hoşuna gidiyor. İnsanlar bir yorum yazıyor. O yorum üzerine bir video çekiyoruz. Yani bu hani burası sizin paralı bir finansal danışmanlık siteniz değil. Bunu yaparlar size ayda verirsiniz 5.000 lira. Size bunun yarısı kadar bile yapmazlar danışmanlığı. O yüzden biz keyif alıyoruz sohbet etmekten. Şimdi altına baktığımızda dün 1,5 saat canlı yayın yaptım. Dünkü canlı yayında da hatta şurada hatırlarsanız 1861'de grafik ala geldi 68'e kadar gidebilir dedik. Orada bir yani kısa vadeli bir trade imkanı da verdik. Sabah saatlerinde 1854'ün tekrar altında. Şimdi tabii 2 gündür 3 gündür çok sert bir satış geldi. Hani artık buralar yavaş yavaş da bir durulmaya geçecektir. Yani buralarda artık tepkiler çok normal ama bakın şu çanağın hedefi 1840. Şurada günlüklerde 1974, 1907 şuradaki çanağın hedefi 1839. Yani 1839-1840 bölgesi tepki için şu 3-4 günlük düşüşün tepkisi için mantıklı yerler. Ama orta vadede 1819 bölgesi hala önemini koruyor. Tabii burada önemli olan şey DXY'deki hareketin devamı arkadaşlar. Biz bunu nereden bulduk? Herhalde müneccimlik yapmadık. Bir yerimizden de atmadık. Dedik ki dolar endeksi burada dip yapıyor. Burada bir ters omuz baş omuz. 93.90'ın kırılması, 93.60'ın kırılmasıyla beraber dedik ki 95.20 ve 95.60'lara doğru bir hareket, bir tepki başlıyor. Bu tepki sürdüğü sürece altın ve gümüşteki baskı devam edecek arkadaşlar. O yüzden DXY'yi de takip etmenizde fayda var. Yalnız burada yarın öbürsü gün gelen düzeltmelerde kırdığı 93.90 ve 93.60 dirençleri artık geri dönüşlerde destek olacak. Buralardan tekrar güç bulma ihtimali olacak. O zaman da hem altında hem gümüşte ki düşüş trendleri de devam ediyor olacak. Bakın gümüşteki düşüşün sertliğine bakın. En son 26 dolar çok önemli bir stop seviyesi demiştik. 26 dolar, 22 dolar. %20'ye yakın düştü. Şimdi son 1 2-3 aydan beri bazı insanlar çıktı altında ve gümüşte. Benim de böyle eskiden sevdiğim bir çocuktu. Altın ve gümüşte işte hasbelkader bu trendi hani trend zaten çok belliydi. Bunun üzerinden beslenip işte altında gümüşte işte dolar yorumu niye yapıyorsunuz ki biz altında gümüşte çok para kazandırdık diye yorumlar yapan kanallar vardı. Şimdi hiçbirinden ses yok. Çıt yok. İnsanlar %20-25 kaybetti. İşte diyorlar ki mesela, kardeşim uzun vadeli yatırımcıyız zaten. Uzun vadeli yatırımcısın da adam yani atıyorum 10 liradan alacağına, 8 liradan alacağına niye 10 liradan aldırdın adama gazlayıp? Niye adam %20 şu anda zararda? Adam belki panik oluyor adam. Ya %20 ya %20 az bir rakam mı? Efendim bekleyelim. Bekleyelim ve tamam bekleyelim ve görelim de. İşte 3 sene önce de dolar TL'ye 7.20'deyken, 7 liradayken 12 lira diye olacak diye aldırdılar. 5 liraya düştü. Aradan 3 sene geçti, yeni üstüne gitti. Finansal piyasaların YouTuber'lığı olmaz. Arkadaşlar bunu unutmayın. Finansal piyasaların YouTuber'lığı olmaz. Çünkü sizi izleyen insanlar size saygı duydukları için ellerindeki birikimleri değerlendirmek için sizlerin ağzından çıkan her kelimeye bakıyor.
O zaman o kelimeleri çok dikkatli seçeceğiz. O zaman insanlara artistlik yapmayacağız. Çok artistlik yapıyorsanız hep söylüyoruz, er meydanı burada. Buyurun gelin bizle güreşin. Piyasa orada bak, biz orada her gün uğraşıyoruz. Siz de gelin oraya. Niye her gün video çekiyorsunuz, değil mi? Tek işiniz niye bu? Finansal piyasaların YouTuber'lığı olmaz. İnsanlar ağzından çıkan kelimelere SPK'dan korktukları için değil, Allah'tan korktukları için dikkat etmek zorunda. Çünkü burada bizi takip eden aileler var. Biz o insanlara elimizden geldiği yanılabiliriz. Bak yanılabiliriz. Ama şov yapmayacağız. İnsanları gazlamayacağız. İnsanları kandırmayacağız. Doğru olacağız, dürüst olacağız. Yanılabiliriz. Her şeyi bilecek halimiz yok. Biz ne diyoruz? Kardeşim, ben bu kadar 20 yılımı vermişim, hocalık yapıyorum, öğrenci yetiştiriyorum, adam yetiştiriyorum. Biz de yeri geliyor para kaybediyoruz diyoruz. Çünkü boks ringine girip yumruk yemeden maç kazanan adam yoktur. O yüzden düşeriz de kalkarız da maratonun sonuna bakarız. Allah'a şükür evimize ekmeğimizi götürüyorsak bizden hocası, bizden üstadı yoktur. Gerisi hikayedir. Herkese hayırlı günler. Bakarsınız gün içinde ters bir şey olursa canlı yayın yapar, sohbet ederiz. Herkese kolay gelsin.